Ukrayna'da başkent Kiev'de başlayan gösteriler ülkenin batısında daha şiddetli bir hal alarak devam ediyor. Tarihsel olarak Avrupa yanlısı olanların ağırlıkta olduğu batı bölgelerindeki hükümet binaları göstericilerin hedefinde. Binaların etrafını saran protestocular çalışanların içeri girmesine izin vermiyor. Son gelen raporlara göre haritada kırmızı olarak gösterilen 7 bölgedeki hükümet binalarının kontrolü tamamen hükümet karşıtlarına geçti. Sarıyla gösterilen 5 bölgede ise göstericiler ve polis arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu bölgedeki gösterilerin şiddetlenmesindeki ana etken polisin güç kullanması olmuştu. Bu gelişmelerin ardından 4 polis istifa etti. Bir zamanlar Hazreti İsa'da dövülmüş, işkence edilmiş ve çarmıha gerilmişti. Buradaki göstericiler barış zamanında işkenceye maruz kaldı, karda çırılçıplak soyuldu. Kendi halkına utanç verici muamelede bulunanlarla birlikte çalışmaktan utandım. Lviv şehrindeki polis merkezinin etrafında kurulan barikatsa 5. gününe girdi. Halk çevik kuvvetlerin dışarı çıkmasını engellemeye çalışıyor. Özellikle bir göstericinin soğuk havada soyulduğu görüntülerin internette yayılmasının ardından halkın öfkesi artmıştı. Bazı polislerin istifasının ardından göstericiler Berkut polis merkezindeki tüm görevlilerin aynısını yapmasını istiyor. Aktivistler merkezdeki polislerin Kiev'e gidip orada gösterilere müdahale etmelerini engellemek için barikat kurmuş durumda.